Mis gibi çay geldi. Buyur ustacığım. Eyvallah. Ustacığım, ben yokken Nazlı ablayla aranın nasıl oldu? Bir ilerleme var mı? Oldu. Hadi ya, ne oldu? Bana Atko ördü. Ha, ilerleme bu mu ya? Ben de söz taktınız, nişan yaptınız falan zannettiydim. Olur mu? Çok ilerletti sonra işleri. Atkıları örüp örüp satmaya başladı. Şimdi tekstil işine girdiler. Fehmi amca bir fabrika açtı. Nazlı örüyor, Fehmi amca satıyor. Ahmet de yurt dışına ihraç ediyor. Abuk sabuk konuşma, benim sinirimi zıplatma. Sen de söyle artık de usta Ahmet abi. Kardeşini seviyorum de. Ne yapayım yani de. Korkma, biraz cesaretli ol. Bak çırağın da yanında artık, korkma. Mehmet Ali. Buyur usta. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle ustacığım. Ya ben seni hiç özlememişim ki. Hadi ya. Hiç mi? Hiç. Usta, sen yorulma, o kaseti ben sarayım. Sanma, istemez. Kim istemez? Kaset istemez. Niye istemez? Ergun Pilam ya. Her kaset kendisini ben sarayım ister. Teybe sardıralım usta. İkimiz de yorulmamış oluruz. O da mı olmaz? Deşarj oluyorum. Ha. Bunu sarmayınca sana sarıyorum. Kafanı gözünü yarıyorum. Sen en iyisi bana bir çay kap gel. Kaset bitiyor. Çay sana sarmayayım. Çay getirdim ya usta. Belki ben iki tane içiyorum. Belki yokluğunda ben kendimi çaya verdim. O kadar ilerledi hastalık yani. Belki birini kendime, birini Basri abi gibi içimdeki çocuğa söylüyorum. Ben o zaman gideyim, o çocuğa çay alayım geleyim. Ben çoktan gittin diye düşünüyorum. Öyle mi? Hı. Gideyim ben o zaman. Ben seni burada görmüyorum. Dur bakayım nerede kaldın? O zaman ben gideyim. Kesinlikle.